Boz ayı. Kuzey Amerika'nın dağlık bölgelerinde kabileler halinde yaşayan kızılderililer, ırmak boylarıyla kırlık alanlarda deriden çadırlarda oturur, avcılık yaparlardı. Hayvan besleyerek geçinirlerdi. Günlerden bir gün küçük Hiwata akıntıya karşı kürek çekerek ırmakta hızla ilerlemeye başladı. Kayığın arkasında da Minnehaha oturuyordu. Onlar çok iyi arkadaştılar. İki arkadaş Minnehaha'nın amcasının obasını gezmeye gidiyorlardı. Tam o sırada ırmakta karşılarına büyük bir kütük çıktı. Hiawatha kütüğe çarpmamak için sandalı döndürdü fakat sandal sallandı. Arkadaşı Minnehaha, "Daha dikkatli olamaz mısın sen? Üstelik ırmağın amcamın obasına giden kolunda akıntı yoktu. Yanlış yöne gidiyoruz senin yüzünden!" diye bağırdı. Hiawatha onu dinlemeden yoluna devam etti ve yine bir akıntıya kapıldılar. Akıntıdan korunmak için sandalın yönünü değiştirmek istedi Hiawatha ama kürek kırıldı. Akıntı o kadar güçlüydü ki güçlü akıntının karşısında minicik sandal dengesini kaybetti, devrildi ve Hiawatha ile Minnehaha suya düştü. Hiawatha suyun içinde çırpınmaya başladı. Tam o sırada yanından geçen büyük bir ağaç dalına tutundu. Arkadaşı Minnehaha'yı da elbisesinin eteğinden tutarak aynı yere çekti. Kütük ikisini de akıntısız, durgun bir yere kadar sürükledi. Daha sonra oradan ikisi yüzerek karlarla kaplı olan kıyıya çıktılar. Su çok soğuktu. Minnehaha soğuktan donmuştu. Tir tir titriyordu. "Dondum, ne yapacağız şimdi?" diye sızlanıyordu dişleri birbirine çarparken. Hiawatha ısınıncaya kadar koşmalarını söyledi Minnehaha'ya. Koştular, koştular, ısındılar. Elbiseleri üstlerinde kuruyunca nefesleri de zaten kesilmişti. Durdular. Etraflarına bakındı iki arkadaş. Bir süre ne tarafa doğru gidecekleri konusunda tartıştılar. Her yer karlarla örtülüydü. Yollarını gösterecek en ufak bir iz bile yoktu. Hiawatha arkadaşına döndü. "Kar yeniden başlamadan sığınacak bir yer bulmalıyız. Tepelerde mağaralar var. Hadi oraya gidelim," dedi. Karların içerisinde bata çıka sürüklene sürüklene tepelere doğru yol almaya başladılar. Ama hava çok soğuktu. Bir süre sonra soğuktan ve yorgunluktan bitkin düştüler. Tam o sırada Hiawatha karın üstündeki izleri gösterdi. "Ayı izi bu. Hem de boz ayı. Sanırım önden giden bir takım adamların peşine takılmış. Adamlar başlarına ne geleceğinden habersiz. Hemen onlara yetişelim," dedi ve iki arkadaş hızlandılar. Öyle bir yere geldiler ki bütün izler bitti. O zaman akılları başlarına geldi. Gördükleri izler kendilerinin iziydi. Aynı çevrede dönüp durduklarından ilerlediklerini sanmışlardı. Boz ayı da başka adamların peşinde değildi. Aslında onların peşindeydi. İki arkadaş korkuyla koşmaya başladılar. Minnehaha'nın soluğu tükendi ve artık koşamaz hale geldi. Hiawatha arkadaşını ayının karşısında yalnız bırakamayacağı için o da durdu. Gücü ayıya yetmezdi, biliyordu. Ama yine de ayıyla savaşmayı göze aldı. Ve sonunda ayı yaklaşmaya başladı iki arkadaşa. Ayının dili dışarıya kadar sarkmıştı. Yanlarına gelince arka ayaklarının üzerine kalkıp homurdanmaya sızlanmaya başladı. Aynı insanlar gibi gözünden yaşlar akıyordu. Hiawatha şaşkınlıktan donup kaldı. Minnehaha, "Baksana hayvan acı çekiyor," diye Hiawatha'yı uyardı. "Sanırım bizden yardım istemeye gelmiş," dedi. Bunun üzerine Hiawatha yavaşça ayıya yaklaştı. Temkinliydi. Sonunda hiçbir zarar gelmeyeceğini anlayınca ayının pençesine baktı. Hayvanın ayağına dikenler batmıştı. Tırnaklarının arası dikenlerin kıymıklarıyla doluydu. Hiawatha ve Minnehaha birlikte ayının ayağındaki bütün dikenleri çıkardılar. Daha sonra Hiawatha elbisesinden bir parça kopardı ve ayının ayağını sardı. Yeniden yola koyuldular. Artık ayı da onlarla birlikte yürüyor, yanlarından ayrılmıyordu. Minnehaha artık yürüyemez olmuştu. Karların üstüne çöktü. Boz ayı Minnehaha'nın yanına gelip durdu. Sanki onun sırtına binmesini istiyor gibiydi. Bunu anlayan Hiawatha
Minahaha'yı ayının sırtına bindirdi. Kendisi de onun arkasına oturdu. Gün akşama dönene kadar yol aldılar. Akşam olduğunda hem soğuktan hem de yorgunluktan iki kızılderili çocuk ayının sırtında uyuyakaldılar. Uyandıklarında kendilerini bir mağarada buldular. Bozayı onları inine getirmişti. Mağaranın ağzından içeriye ışık sızıyordu. Bütün gece uyumuşlardı. Sabah olmuştu. İki arkadaş dışarıya çıktılar. Ayı sırtını bir kayaya dayamış, yaralı pençesini yalıyordu. Çocuklar da ayının sırtını okşadılar. Ayı onlara sevgiyle bakıyordu. Mağarasının önündeki yolun gidiş yönüne iri kayalar yığarak yolu kapatmıştı. Onlardan ayrılmak istemiyordu. Hiawatha, arkadaşı Minahaha'ya dönerek, "Biz de arka yoldan dolaşırız," dedi ve birlikte yola çıktılar. Tepeyi baştan aşağı aşarak bir ovaya geldiler. Ovada kıvrılarak akan bir ırmağın kıyısındaki otlakta yabani sığır sürüleri yayılmıştı. Aynı zamanda alacalı bulacalı, renkli kızıl derili çadırları göze çarpıyordu. Minahaha sevinçle bağırdı. "İşte amcamın obası! Geldik, sonunda geldik!" diye bağırarak çadırlara koştu. Minahaha'nın amcası ikisini de kucaklayarak karşıladı. Ve Hiawatha'yı kızıl derililerin en yiğit çocuğu olarak kutsadı.